İyi günler sayın seyircilerimiz. Gün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Vedven Dosya Hareketi ile LDK yetkilileri dün bir kez daha bir araya geldiler. Meclis binasında gerçekleşen görüşmeden de bir sonuç çıkmadı. LDK partinin tutumunda bir değişiklik olmadığını açıkladı. Kosova'da seçimin galibi Vedven Dosya lideri Albin Kurti ve Kosova Demokratik Birliği Genel Başkanı İsa Mustafa arasında sonuçsuz kalan görüşmelere bir yenisi daha eklendi. İki parti lideri dün akşamüstü bir kez daha bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından taraflar basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan meclis binasından uzaklaşmayı tercih ettiler. Konuyla ilgili Vedven Dosya'dan yapılan yazılı açıklamada, anlaşma sağlanamadığı ve tarafların Quint Büyükelçileri ile Avrupa Birliği Kosova Özel Temsilcisi ile görüşülmesi konusunda uzlaşıya vardığı ifade edildi. Bu görüşmenin ardından LDK'dan gelen açıklamada ise, toplantıda kamuoyu ile de paylaştığımız tutumumuzu bir kez daha ilettik. Tutumumuzun her iki taraf için de dengeli olduğuna ve ülke yönetiminin istikrarına hizmet ettiğine inanıyoruz ifadelerine yer verildi. Vedven Dosya Hareketi ve Kosova Demokratik Birliği başkanlarıyla bugün saat 17'de yapılması öngörülen görüşmeden önce Quint ülkeleri bu görüşmeye katılacaklarını ama hükümetin kurulması için herhangi bir parti ya da adayı desteklemediklerinin açıklandığı bir basın bildirisi yayınladı. Fransa, Almanya, İtalya, Britanya ve ABD'nin oluşturduğu Quint ülkeleri bu bildiri yoluyla Kosova'da hükümetin kurulması konusundaki tutumlarını netleştirdiler. Bildiride 30 Ağustos 2019 tarihli açıklamamızda belirtildiği gibi biz demokratik ve bağımsız bir Kosova için kararlı olan devletleri temsil ediyoruz deniliyor. Bildirinin devamında Quint ülkeleri sadece arabulucu olarak angaje olmayacaklarını duyurdu. Bildiride Kosova'nın geleceği, Kosova liderleri ve bizzat Kosova için sorumluluk size yani Kosova insanlarına aittir. Biz arabuluculuk yapmayacağız. Biz Kosova siyasi aktörleri, Kosova halkının özlemlerine odaklanmaları için teşvik ediyoruz ifadelerine yer veriliyor. Kosova Meclisi Başkanı Glavo Konjuca, Batı Balkanlar Parlamento Başkanları ve Avrupa Parlamentosu Başkanı arasındaki zirve toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti. Zirve bugün Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli'nin himayesinde gerçekleşecek. Zirve toplantısı, Batı Balkanların Avrupa perspektifini ilk sırada genişleme sürecindeki parlamento boyutunun güçlendirilmesini tartışacak. Meclis Başkanı Glavo Konjuca, Brüksel'deki ziyareti sırasında zirvenin çalışmalarına katılan üst düzey Avrupa Parlamentosu yetkilileri ve bölge ülkeleri parlamento başkanlarıyla ayrı ayrı temaslarda bulunacak. Ülkemizde parçalı bulutlu ve kısmen güneşli bir gün yaşanıyor. Akşam saatlerinde ise yer yer yağmur yağışı da bekleniyor. Başkentte gün ortasında termometreler 9 dereceyi gösterdi. Yarın parçalı bulutlu ve yer yer yağmur yağışlı havanın hüküm süreceğini tahmin eden Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerince hava sıcaklıkları 6 ile 8 derece arasında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz, RTK Haber'e son noktayı hava durumuyla koyuyoruz. Yarın yeniden buluşmak dilekleriyle efendim. Hoşçakalın.